FETÖ ve PKK terör örgütüyle arasında aslında bir bağ, koordinasyon şeklinde bir bağ kendi aralarında yok. Ne demek istiyorum? Nedir? İki ayrı bir firma düşünün, bir şirket düşünün. İki ayrı alanda bir ticaret yapan firmalar birbirleriyle koordinasyon sağlayarak ürün çıkarabilirler. Ancak PKK ile FETÖ terör örgütünün unsuru ortak bir hedef belirleme yönünde değil. Onlara aynı hedefi yönlendiren bir üst akılın her iki örgütü de emretmesiyle olan bir husustur bu. Yani aslında doğrudan doğruya FETÖ içerisinde bugüne kadar 40 yıllık, yani 70'lerden özellikle 1985-90 yılları arasında silahlı kuvvetlerde harbi okuluna giren FETÖ örgütü mensupları bugün tuğgeneral, tümgeneral seviyesinde olduğunu düşünürsek eğer, bu insanların PKK ile koordineli bir şekilde yetiştirilmiş olmasını düşünmek aslında yanlış olur. Çünkü teğmenliklerinde, üst teğmenliklerinde bu insanlar kendileri arasında samimi bir görüntüyle terör örgütüyle mücadele ettiler dağlarda, taşlarda. Fakat ne zaman bu örgütle mücadeleyi kestiler? İşte bu 1970'li yıllarda kurulduğu söylenen örgüt aslında üst akılın birbirinin alternatifi şeklinde kurduğu, gelecekte planlamış olduğu, hedeflemiş olduğu Türkiye'nin İslam coğrafyası üzerindeki ılımlı İslam modelinin tehlikeye düşmesi durumunda, PKK'nın devreden çıkması durumunda, FETÖ'nün devreden çıkması durumunda bugün bakıyoruz YPG ve PYD Suriye'de konuşlandırılıyor. Yani bugün PKK'nın Kandil'de, Hakuk'ta bütün üst bölgeleri silahlı kuvvetler tarafından imha edilir iken, alternatifi olan PYD ve YPG Suriye'de ne yapılıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde semizlendiriliyor ve konuşlandırılıyor.